360 ekranlarında Hayatın İçinden programından mutlu günler sevgili seyirciler. Gündem yaratacak haberler ve çok özel röportajlarla her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerin huzurundayız. Ama önce neler izleyeceğiz? Hep birlikte göz atalım. Demet Akalın'ın şarkısıyla Zeynep Mansur'un şarkısının benzerliği şaşırttı. Başka biri gelmiş gibi. Bombelere gel. Ay bakayım. Fanatik hayranı Onur Büyüktopçu'yu karşısında görünce nasıl çığlık attı? Kıraç grubumuzla beraber. Böyle sevgi görülmedi. Daha da güzel şeyler olacak. Ünlü isimler Amerika'nın yeni başkanı Trump'ı nasıl diline doladı? Başkan seçildiğim için çok mutluyum. Hillary Clinton'ı mahvettim. Hayırlı olsun yeni başkanım. Sağ ol. Tarık Pabuççuoğlu'ndan Albert Einstein pozu. Türkiye'nin en başarılı oyuncularından Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal aynı dizide rol almaya sıcak bakıyor. Projeye bağlı, niye oynamıyor? Yapımcılar dikkat. Birlikte oynamaya yeşil ışık yaktılar. Gökçe Bahadır 35. yaş gününü sazlı sözlü kutladı. Sensiz olmaz. 35. yaşa şarkılı kutlama. Sorlama, çok ben. Saadet gitti, Leyla geldi. Kerem Bürsin'in yeni dizisindeki partneri Leyla Lidya Tuğutlu oldu. Saadet gitti, Leyla geldi. Eşinden boşanıyor mu? Yazılanlar için şey yapıyorum. Sağlık durumuyla ilgili son bilgiler ne? Sağlığım. Demet Akbağ tiyatro sezonunu açtı, ünlüler akın etti. Ben Demet'e çok gülüyorum ama Demet benim çok eski arkadaşım. Evde siz nasıl gösterilerle filmlerde nasıl sevdiği aynı öyle her şeyini bilirim ben. Güzel bir gece geçireceğim, ümit ediyorum. Demet'e tiyatro desteği. Özel bir oyuncu, zaten anlatmaya gerek yok. Bak Zeynep benim Demet'e geldi. Familia dizisinin ezgisi Şükran Ovalı'yı hangi soru utandırdı? Utandırmaktan vazgeçmeyecek. Yine utandırıyorsun. Vedat! Güzel oyuncu Gökçe Bahadır yeni yaşını sahnede şarkı söyleyerek kutladı. Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Gökçe Bahadır'ın bu özel gününden kareler geliyor ekranlarınıza. Gökçe Bahadır'ın doğum günü partisinden çok özel görüntüler. 35. yaşını sahnede şarkı söyleyerek kutladı. En büyük hayalini gerçekleştirdi. Yok sensiz olmaz, sensiz dayanamam yokluğuna. Yok sensiz olmaz, sorlama beni. Çok denedim onu ben, başaramadım. Sensiz olmaz.
Hatırla Gönül dizisinde birlikte rol aldığı yakışıklı oyuncu Engin Öztürk de bu anlamlı gecede ünlü oyuncuyu yalnız bırakmıyor. Aynen onun için. Yani işte Gökçe'nin doğum günü için yoğun set programının arasında çıktık geldik. Öyle bir uğrayabilecek kadar geldim zaten en fazla. Öyle. Çalışıyoruz. Nasıl? Hoş geldik abi. Nereden biliyorsun? Nasıl bitiyor? Şey nasıl bitiyor? Çok yoğun her şeyden önce. Bir gün değişikliği yaşayacağız bakalım, daha görmedik o günü. Şimdi mikrofonlarımızı 35. yaş gününü kutlayan Gökçe Bahadır'a uzatıyoruz. Güzel, yani insan doğum günü zaten. Ben aslında normalde doğum günlerinde çok böyle şey olmuyorum ama... Doğum günlerinde çok keyifli olmuyorum ama bu doğum günümün ayrı bir özelliği var böyle. Yani ne bileyim sahne. Yani böyle bir şey yaptım işte, sahnede olmak evet, falan. Telefonum çalıyor bu arada. Yani sahnede olmak gibi bir şey hayal etmiştim. Aslında sahnede olmak ve sahnede dostlarımla beraber olmak gibi bir şey hayal etmiştim. O da gerçek oldu. Ayarladım. Oldu. Sesiniz de gayet güzeldi. Teşekkür ederim. Şimdi böyle bir düşüncem yok. Tamamen keyfi. Teklif geldi. Oldu, geldi, evet geldi. Özel gecelerde bazen sahne alıyorum zaten. Sahnede bir şeyler yapmayı seviyorum. Müzikal anlamında olabilir belki. Onun haricinde şimdilik öyle bir düşüncem yok. Bakalım kısmet. Peki en anlamlı hediye kimden geldi? Vallahi herkesten. Çok anlamlı hediyeler geldi. Hiç ummadığınız, beklemediğiniz birinden geldi mi? Yok aslında galiba şimdi aklıma gelen sevgili bu Aşk Uykusu'nun filminin yönetmeni Nisan Akman'dan çok güzel bir kolye geldi. Ve ucunda da şükür yazıyor. Ben de böyle bu senenin lafını şükür olarak hissediyorum kendimde. Her şeye şükretmek geliyor içimden yani. Bütün kötü olan her şeye rağmen, yaşadığımız her şeye rağmen yine de böyle bir şükretmek geliyor içimden. Efendim? Her şeyi diledim. Güzel olan her şeyi diledim bu yıldan. Herkes için. İyikileriniz, keşkeleriniz var mı? Mutlaka. Hani keşke bunu yapmasaydım ya da iyi ki bunu yapmışım dediğim. Yani hayatta inandığım şey bir şey yaşanmışsa vardır bir nedeni. O yüzden çok fazla da herhalde keşke dememek gerekiyor. Kiralık Aşk dizisinin korişi Onur Büyüktopçu'ya bir mekan çıkışı rastlıyoruz. Bir hayranının yoğun ilgisiyle karşılaşan Onur Büyüktopçu bakın nasıl tepki verdi. Başka biri gelmiş gibi. Bombelere gel. Ay bakayım. Fanatik hayranı Onur Büyüktopçu'yu karşısında görünce nasıl çığlık attı. Biraz durdunuzla beraber. Böyle sevgi görülmedi. Daha da güzel şeyler olacak. Koçlarım. Onur Büyüktopçu'yla karşılaşıyoruz. İyi vallahi güzel gidiyor her şey yolunda. Sempatik oyuncu kilo mu vermiş yoksa bize mi öyle geliyor? Evet başladım. Belli oluyor mu falan vermiş. Yani yapıyorum, yapmaya devam ediyorum. Çünkü maalesef sağlıksız bir beslenme yaşıyordum. Şu an daha iyiyim, daha sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Neyse hayatım, ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben senin bu yerlere geleceğini o kadar iyi biliyordum ki. Kız daha şunca çıktım, ben senin saçlarını örerdim. Ay şu an böyle bir duygu yoğunluğuna girdim resmen. Kiralık Aşk dizisinin başarısını bakın ünlü oyuncu nasıl anlatıyor. Gayet reytinglerimiz de çok güzel gidiyor ki 60. bölümü çekiyoruz şu anda. Hani 60 bölümdür bir romantik komediyi çekmek gerçekten bence yürek isteyen bir şey. Yine seyircilerimiz çok seviyor, bizi izlemekten vazgeçmiyorlar. Bence gayet güzel. Bence sıkılmadı mı seyirci? İzleme, yani tabii ki izliyorlar, seviyorlar, benimsiyorlar. Biz de devam ediyoruz çalışmaya. Ay geldim. Ay açayım mı gözlerimi ha? Ay açayım mı? Aç. Ha, açıyorum, açıyorum. Açtım. Ay, oh my god. Ay inanmıyorum. Ay nereden bildiniz doğum günüm olduğunu? Yeni bölümde neler olacak Onur Bey? Allah seviliyor Koliş'te. Yeni hikayeler olacak, edecek. Sevilen oyuncuyla olan sohbetimiz hayranlarının çığlığıyla kesiliyor. Daha da güzel şeyler olacak. Evet. Koçlarım.
Onur Büyüktopçu hayranlarının yoğun ilgisinden hoşnut olmasına hoşnut ama bazen zor durumlar yaşayabiliyormuş. Sağ olsunlar, seviyorlar bizi. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Size olan sevgi aşırı bir sevgi. Yani. Evet, evet. Hep bu tarz değil mi? Evet. Az sarsınlar. Yani rahatsızlık değildi. İşte bazen maalesef hani sıradış şeyler yaşıyoruz, ediyoruz. Problemimiz o. Canlarım, canlarım, canlarım. Ay yıllarca beni hep böyle sevdiniz. İşte ben Koray Sargın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yeni sezonda ekranlara ara veren 4 aylık hamile Hatice Şendil, kameralarımıza hamilelik sürecinde neler yaşadığını anlattı ve uzun bir süre ekranlara dönmeyi düşünmediğini söyledi. Daha çok geçiyor. Başarılı oyuncu Hatice Şendil ve yapımcı eşi Burak Sağyaşar'la birlikteyiz. İşte dördüncü aydayız. İsmenin düşünmedik. Ben böyle bir genel toparlayayım. Yolunda gidiyor her şey. İyi gidiyor. Erkek bebek bekliyoruz. Heyecanlandık tabii yani. Çok güzel bir şey. Allah sağlıkla kucağımızı almayı nasip etsin. Bizim tek konsantrasyonumuz o yani. Rating rekorları kıran Yüksek Sosyete dizisinde konuk oyuncu olan Hatice Şendil bir süre ekranlara ara verecekmiş. Ona konsantreyim, kendime konsantreyim, anne olmaya konsantreyim. O yüzden yeni proje almayacağım ama yani şöyle söyleyebilirim, çalışmıyorum ama hayatımdaki en verimli zamanlarımdan bir tanesini geçiriyorum diyebilirim. Kendime çok vakit ayırıyorum, mesleğim için çok özel şeyler yapıyorum. Çok okuma fırsatım oluyor çünkü çalışırken çok okuyamıyoruz. İşte oyunlara gidiyoruz, filmlere gidiyoruz. Bir sürü yapacak şey buldum. O yüzden de çok verimli geçiriyorum. Güzel değerlendiriyorum, mutlu geçiyor. Merhaba. Merhaba mı? Evet, merhaba. Ben ananas alacaktım aslında. Bir noktada senin gözlerini görebilecek miyim ben? Ha şöyle, bak ne güzel yüzün var. Niye saklıyorsun gözlerini? Yani ben... Hah, buradaymış ananaslar. Teşekkür ederim. Ben sizin için hazırlayayım hemen. Ben hallederim canım, sağ ol. Kolay gelsin size. Şendil hamileliğinin keyfini çıkartacağını söylüyor. Şu ana kadar 3 kilo aldım. Ya yani çok normal bir kilo. Benim ilk 3 ayım biraz sıkıntılı da geçti. Mideyle ilgili. O yüzden şimdi artık bundan sonra keyfini çıkarmak istiyorum. Bebeğiniz gayet sağlıklı. Bir an önce ilaç tedavisine başladığımız takdirde hiçbir sorunumuz kalmayacak. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Pedro rolüyle hafızalara kazanan Burak Sağyaşar artık oyunculuğa dönmeyi düşünmediğini belirtiyor. Yok artık. Zaten vaktimizi alıyor. O yüzden de şu anda böyle devam ediyoruz. Ya da Yüksek Sosyete başvuru için yani kimi başvuru? Ne çok benziyor? Galiba. Kimi? Yüksek Sosyete. Evet. Evet benziyor mu bilmiyorum. Ya ben baktım. Yani eminim bir yer kadar zemin oldu. Ben başladım. Olabilir. Geldiniz ya, gerisi teferruat. Az kalsın gemiye binmeyecektim. Sizin olmadığınız bir şehirde nasıl yaşarım? Hemen gemide bir yer ayarlatacağım. Kaptanla da konuşup sizi gizlemenin bir yolunu... Ben sana veda etmeye geldim. Hayır. Benimle gelebilirsiniz. Cesaretinizi toplayın. Bana güvenin. Sen bir hayalden bahsediyorsun. Bu mümkün değil. Ben de burada kalayım. Müslüman olurum. Hem paşaya aşık olmadığınızdan adım gibi emin. Yapımcı Sağyaşar eşi Hatice Şendil'le birlikte çalışmayı ister mi? Elbette çalışırım. O isterse çalışırım. Sıkıntı çıkabilir abi. Yok çıkmaz ya bizde. Eşi olmak ayrı, patron olmak ayrı. Öyle şeyler bizde olmaz. Zaten... Teşekkür ederiz. Biz geçeriz. Saadet gitti, Leyla geldi. Kerem Bürsin'in yeni dizisindeki partneri Leyla Lidya Tuğutlu oldu. Saadet gitti, Leyla geldi.
Eşinden boşanıyor mu? Yazılanlar için şey yapıyorum. Sağlık durumuyla ilgili son bilgiler ne? Sağlığım. Bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca. Sokak müzisyenliğinden sahnelere geçen Koray Avcı'dan samimi itiraflar. Gel yine başım beladan. Sevilen şarkıcı Kenan Doğulu, Harbiye Açık Hava Konseri'nin özel görüntülerini hayranları için klip yaptı ve sosyal medyada paylaştı. İşte o klip geliyor ekranlarınıza. Tencere kapak misaliyiz bu hayatta. Sen başla ben tamamlarım, ardına bakma. Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta. Yalnız bırakma ne olursun. Kenan Doğulu geçen ay açık hava konserinin özel görüntülerinden oluşan bir klip hazırladı. Ünlü şarkıcının bu klip için seçtiği şarkı ise Aşk Tanrısı olmuş. Yeni bir can buldum kendi derdime. Suç ortağı oldu serseri kalbime. Bendeki bu değişim hoşuma gitti. Konseri izleyen izlemeyen tüm hayranlarına sosyal medya hesabından teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Tencere kapak misaliyiz bu hayatta. Sen başla ben tamamlarım, ardına bakma. Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta. Yalnız bırakma ne olursun. Sırada magazin turumuz var. Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal önceki akşam arkadaşları Serhat Kılıç'ı dinlemeye gitti. Aynen öyle, çok keyifliydi. Müthiş bir performansı vardı Serhat'ın. Hep beraber dostlarla eğlendik. Şimdi de evimize gideceğiz müsaade ederseniz. Mutlu çiftin o akşam keyfi yerinde. Kenan İmirzalıoğlu son günlerde sık sık röportaj verdiğini dile getiriyor. Yo bu aralar bayağı görüyorsunuz arkadaşlar hiç. Yeni bir projede yer alıp almayacağıyla ilgili bakın ünlü oyuncu nasıl yanıt veriyor. Şu an yakın zamanda bir şey yok arkadaşlar. Öyle şeyler yazıyorsunuz ki hani yok vallahi bazen hakikaten hani bir de böyle kaslara dair hani oyuncu arkadaşlarımıza dair benim ağzımdan bir şeyler söylüyorsunuz, onlar çok sevimsiz oluyor. Hiç öyle bir şey yok ama şimdi olmayan bir şey yazıp sonra benden teyit veya hani doğru olmadığına dair haber almak da hani başka bir tabii habercilik, onu da takdir etmek lazım. Vatanım Sensin dizisinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel gibi aynı projede yer almayı düşünür müsünüz? Projeye bağlı, niye oynamıyor? Tabii. Olur mu öyle şey? Teşekkür ederiz arkadaşlar zaten. Güzel bir cevap verdi Kenan Bey. Ben de bir şey söylemeyeyim bu akşamlık. Zaten ben sizi daha çok görüyorum arkadaşlar. Ne zaman spordan çıksam, bir alışverişe gitsem hep karşılaşıyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in ticarete atılmasıyla ilgili sorular karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Ne oldu? Yok bir soru sormak için sordu arkadaşlar. Yani, çok güzel bir soruydu. Hani biz sessizliğimizi koruyoruz. Kerem Bürsin'in
projenin partneri sonunda belli oldu. Saadet Işıl Aksoy'un yurt dışından gelen bir projeyi değiştirmek istediği için diziden ayrılmasıyla herkes Bürsin'in yeni partnerinin kim olacağını merak ediyordu. Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in hikayesi kendisine ait olan Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde meydana gelen oyuncu değişikliği sonrası yeni partneri Leyla Lidya Tuğutlu oldu. Başarılı oyuncu Kerem Bürsin yine objektif karşısına geçti ve verdiği birbirinden cool pozlarla yakışıklılığını konuşturdu. Ünlü isimler Amerika'nın yeni başkanı Trump'ı nasıl diline doladı? Başkan seçildiğim için çok mutluyum. Hillary Clinton'ı mahvettim. Hayırlı olsun yeni başkanım. Sağ ol, sağ ol. Tarık Pabuççuoğlu'ndan Albert Einstein pozu. Başrollerini Halil Sezai, Büşra Pekin ve Özge Borağan paylaştığı Benim Adım Feridun isimli film nihayet galasını yaptı. Demet Akbağ oğlu Ali ile birlikte katılmış galaya. Filmi herkes kadar başarılı oyuncu da merak ediyor tabii. Şimdi de filmi izleyeceğiz. Bu akşam bana eşlik eden Ali ile beraber. Şimdi izninizle geçebilirim. Filmlerdeki gibidir bu şaka konusu özellikle. Evet, filmlerde nasıl izliyorsunuz? Evde aynı şekilde öyle. Çok neşeli. Çok hazır mısınız galaya? Hazırım. Hadi buyurun. Kolay gelsin. Yeni neslin en sevilen seslerinden Tuğba Yurt giydiği kostümle ışıl ışıl o gece. Sevdiğim bir yönetmen sevgili Çağan Irmak. Onun filmini de çok merak ediyorum. Fragmanı da izledim. O yüzden bu gece burada sizlerle buluştum. Düşmenle artık diyorsunuz. Evet. Her yerde zirvedeyiz. Benim Adım Feridun ekibiyle buluşma vakti. Tüm oyuncuları ve yönetmeni Çağan Irmak'la birlikte tam kadro karşımızda film ekibi. İlk söz Halil Sezai'nin. Yani şu anda söyleyecek herhangi bir şey yok. Siz de görüyorsunuz. Ekibi ve kadroyu görüyorsunuz. Şurada şu anda bulunmak bir şey söylemek anlamına gelir diye düşünüyorum. O yüzden cümle kurmaya gerek yok. Hepimizi kurtardı ama gerçekten muhteşem bir çalışma oldu. Yani bu abartı değil. Seyreden herkesin bunu takdir edeceğini sanıyorum. Senaryodan yönetime ve tüm arkadaşlar muhteşemdiler zaten. Benim için muhteşem bir tatil gibiydi. O yüzden çok mutluyum. Çok heyecanlıyım ve korku içindeyim her şeye rağmen. Ama çok da büyük bir güven içindeyim kendi adıma ve arkadaşlarım adıma. Çok teşekkür ediyorum. Öykünün yazarı Mahir Ünsal Eriş. Ve sonra biz hayat verdiğimiz bir komedi filmi oldu bu kez. Bence bu filmin tek bir oyuncusu var. Hepsi birden. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü çok zor bir şey yaptılar. Film boyunca her karede, her an vardılar neredeyse. Bir dominonun taşları gibiydi. Arka arkaya sıralandı. Hepsine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Büşra Pekin de her oyuncunun hayali olan Çağan Irmak'la çalışma rüyasını gerçekleştirmenin mutluluğu içerisinde. Ben filmde hayal karakterini oynuyorum. Benim için Çağan Irmak'la çalışmak bir hayaldi gerçekten. Estağfurullah. Yok öyle öyle. Gerçekten öyle. Hatta annemin de en çok istediği şeylerden biriydi. İnşallah kızım bir gün Çağan Irmak filmlerinde oynar derdi. Kim bu? Bizim düğünümüz olduğunu nereden öğrendiniz? Ablan annem selam söylediler size. Bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum.
tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca. Sokak müzisyenliğinden sahnelere geçen Koray Avcı'dan samimi itiraflar. Gel yine başım belada, beni bu karakollarda. Adım yazar zabıtlarda, yanımda sen olmayınca. Koray Avcı'nın konser trafiği yoğun geçiyor. Maşallah Koray Bey. Bostancı olacak. Ondan sonra diğer açık hava Moyi sahnesi olacak. Yani kırmızı koltuk olur artık bu saatten sonra. Çünkü havalar soğudu. Ama tabii benim için fark etmiyor. Minimum bine kadar her yerde çıkarım ben. Yeter ki insanları mutlu edeceğimiz yerler olsun. Parada pulda gözü olmadığının altını çizen Koray Avcı'dan samimi bir itiraf geliyor. Yok, para lazım değil. Şimdi bir şey diyeceğim. Para bize lazım değil. Para gereksize lazım. Bize insan lazım. İhtiyaçları var demek ki. Mekan doluyor, kurban olurum. Para mara ihtiyacımız yok yani. Hiçbir zaman olmadı ki. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sokakta çaldığım dönemde 5 tane ev aldım kendime ya Ankara'da. Benim paraya ihtiyacım yok. Bana insan lazımdı. Siz lazımdınız. O kardeşim lazımdı. O lazımdı. Ben onu kazandım. Başka bir şey istemiyorum yani. Daha da konser yapacağım ha. Artık bir yere düşüp kalacağım böyle. Ondan sonra böyle paketli götürecekler yani. Sevilen sanatçının tek şikayeti bakın neymiş? Yatağımı özlüyorum sadece ya. Her gün farklı bir yatakta yatmak çok acayip sıkıntı. Onun dışında tabii ben Ankara'dan Kırıkkale'ye gidemezdim yani. 70 kilometre yol, otobüs parası veremezdim. Şimdi dünyayı geziyorum. Bu değişik bir keyif yani. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Tutulsun gün, yansın geceler, zamanımız var. Koray Avcı dostluğa çok önem verdiğinin altını çiziyor. Ben kendime dost arıyordum. Çünkü benim sevgim hep tek başıma yetti. Çok güzel dostlar kazandım. Onun dışında sevenim çok. Yani siz de göreceksiniz şimdi. Dost kazandım ve ne mutlu ki bana hayalini kurduğum, yıllarca kasetlerini dinlediğim sanatçıların parçalarını albümüme koyabiliyorum. Ve sahnelerde okuyabiliyorum. Bu da bana yetiyor zaten. İki tek sakallı. Tabii sakal mecbur. Sakalsız adam yok bizde. Hayranları Koray Avcı'nın özel hayatını da bir o kadar merak ediyor. Girdin oraya be. Kalbim mi? Senle dolacak inşallah kardeşim. Kalbim boş mu dolu mu? Bu konu hakkında konuşamam. Çünkü sevdamı ancak şarkılarla anlatırım. Sen nasıl bana anlatamıyorsan ben de sana anlatamam. Ama bir gün benim dostum olursam bir masada oturur uzun uzun hem senin sevdiğin kadını hem de benim sevdiğim kadını anlatırsın. Peki sokakta Koray Avcı'ya benzeyen son durumu çok. İç yaram diren, diren, sevdaya güven. Ah canım benim, sol yanım benim. Diren, sevda. Familia dizisinin ezgisi Şükran Ovalı'yı hangi soru utandırdı? Utandırmaktan vazgeçmeyecek. Yine utandırıyorsun. Vedat! Demet Akalın'ın şarkısıyla Zeynep Mansur'un şarkısının benzerliği şaşırttı. Erdal Özyağcılar'ın eşi Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar'ın birlikte rol aldığı Demir adlı tiyatro oyunundayız. Hikayeyi Güzin Hanım'dan öğrenelim. Bir ana kız hikayesi.
bir talihsizlik sonucu anne babam eşini öldürüyor, yani kızının babasını. 15 yıl sonra kızı hapishaneye annesinin yanına geliyor. İşin aslını öğrenmek için. 15 yıl travmalı bir çocukluk, gençlik geçirmiş. Hikayemiz buradan başlıyor. Böyle güzel bir hikaye, çok çarpıcı bir hikaye. Hem komedisi hem dramı. İnşallah seyircilerimiz de sever. Anne ile kızın aynı sahnede iki kişilik bir oyunda rol almasının nasıl bir duygu olduğunu soruyoruz. Çok büyük keyif. Yani bir sanatçı anne herhalde bundan başka bir şey isteyemezdi. Kızımla aynı sahneyi paylaşıyorum. Çok büyük bir keyif. Erdal Özyağcılar bu anlamlı günde eşi Güzin Hanım ve kızı Zeynep Hanım'ı yalnız bırakmıyor. Ben de sahne gerisindeyiz beraber canım yani o. Evet, benim de yüreğim zaten onlarla beraber burada atıyor yani. Ben de sahneye çıkacak gibiyim. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ünlü şarkıcı Zinet Salih'in duygusal şarkılarını dinlemeye doyamıyor insan. Zinet Salih geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından takipçilerine öyle hoş bir sürpriz yaptı ki. Zinet Salih, Türk sanat müziğinin divası Müzeyyen Senar'la ölümsüzleşmiş Kimseye Etmem Şikayet eserini seslendirdi. Manga grubunun solisti Ferman Akgül'ü ilk kez böyle göreceksiniz. Ünlü şarkıcı metroda yürürken şarkısını çalan müzisyene eşlik etti ve beraber şarkı söyledi. Hayranlarının şaşkın bakışlarıyla şarkı söylemeye devam eden Ferman Akgül dinleyicilerden tam not aldı. Familia dizisinin ezgisi Şükran Ovalı'yı hangi soru utandırdı? Utandırmaktan vazgeçmeyecek. Yine utandırıyorsun. Vedat! Benimle evlensene. Ne? Ama böyle olmaz ki ya kuzumsu. Ben teklif edecektim. Tektaşımı daha bunlar aldı. Ya bırak şimdi tektaşı. Evet mi hayır mı? Evet! 100.000 kere, 1.000.000 kere. Sonsuza kadar evet. O zaman... Herkesleri düğünüme bekliyorum. Vedat çık şuradan.
Şükran Hanım Caner Erkin'den evlilik teklifi aldı mı? Evlenicisi. Sıkıntı mı böyle şeyler? Şükran Ovalı evlilik teklifi aldığını itiraf ediyor. Peki düğün ne zaman? Yani siz öğrenirsiniz zaten olduğunda. Yani tarih yakın mı? Hani böyle söz geçer durumları var mı? Utandırmaktan vazgeçmeyeceksiniz. Ya. Hayır, ya, siz öğrenirsiniz zaten. Olacak yakın bir zamanda. Çok uzak. Yani yılbaşından önce mi? Bilmiyorum. Aşkım benim meleğim, söyle sensiz neylerim, görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim. Sevinçler her zaman birlikte ellerimiz. Ünlü futbolcu Caner Erkin'in şu sıralar sağlık durumu nasıl? Daha iyi, duramıyor yerinde biraz. Ama şimdi daha iyi. İlk basamıyordu. Şimdi biraz daha basıyor. Daha iyi olacak inşallah. Demet Akalın'ın Bu Defa Son şarkısıyla Zeynep Mansur'un Yine Bana Zor Geliyor şarkısı pişti mi oldu? Sosyal medyada son günlerde şarkıların benzediğine dair iddialara önce Zeynep Mansur'dan yanıt geldi. Bakalım Demet Akalın buna ne diyecek? Demet Akalın'ın şarkısıyla Zeynep Mansur'un şarkısının benzerliği şaşırttı. Demet Akalın'ın Rakipsiz adlı son albümündeki Bu Defa Son'la Zeynep Mansur'un geçtiğimiz yaza damgasını vuran Yine Bana Zor Geliyor şarkıları arasındaki benzerlik iddiaları sosyal medyada günün konusu oldu. İki şarkının da aranjesi ve düzenlemesini Erdem Kınay yaptı. Zeynep Mansur bu iddialar karşısında sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından "Bravo, çok dikkatlisiniz. Taklitler dikkatli dinleyiciler tarafından fark ediliyor. Bana ne mutlu ki kulağa sağlam dinleyicilerim var. Herkese nasip olmaz." notunu paylaştı. İddialar büyük. Her iki şarkıyı da dinlediniz. Sizce de bir benzerlik yok mu? Eşinden boşanıyor mu? Yazılanlar için şey yapıyorum. Sağlık durumuyla ilgili son bilgiler ne? Sağlığım. Sırada başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in paylaştığı İkinci Şans filminin galası var. Galadan görüntüler geliyor ekranlarınıza.
Başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın üstlendiği Asmalı Konak dizisi 2002-2003 yıllarında tam 54 hafta boyunca milyonları ekranlara kilitlemişti. Şunu vereyim dedim. Belki takmak istersin. İşte o ikili Özcan Deniz'in yazıp yönettiği İkinci Şans filminde yıllar sonra tekrar bir araya geldi. Beni sen çağırdın. Niye çağırdın? Ne oldu, tipin değil miyim? Herkes öğrensin nasıl bir pislik olduğunu. Pislik mi? Kart. Çirkin. Çirkin. Haroş. Rezil herif. Akşam beni eve çağır. Kadınlara da yemek gibi davranıyor musun acaba? Kusam paranın teki be. Yakışıklı ya. Ama kız geliyor baba. Kız gitti. Oğlum bir daha bana milletin içinde baba deme. Kusura bakmayın. Özlediğimiz ikili ve filmin diğer oyuncularıyla hemen sohbete başlıyoruz. Filmin çekimleri çok güzel geçmiş. Çekimler çok güzel geçti arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim, hayatımın en rahat seti oldu. Hatta o kadar rahat gitti ki tedirgin olduk. Lan başımıza bir şey mi gelecek diye. Allah'tan hiçbir şey gelmedi. Bu saatten sonra geleni de filme yazmam artık. Gayet de güzel gitti. Bu saate kadar da aman Allah nazarlardan saklasın. Hadi beraber. Hadi. İkinci şans oyuncularının nazar korkusu. İyi olur inşallah. Yani... Bir rakam söylenmez, öyle bir şey cahillik olur ama beklenti yüksek, onu söyleyebilirim. Yani filmden bayağı beklenti çok yüksek. İnşallah yok, tam tersi. Aralık ayı bugüne kadar bütün aralıkların rekorunu kırdı. Çok film var sadece. Aralık değil, Eylül. Ekim, pardon, Ekim. Özür dilerim. Ekim ayı. Biz bir anlaşalım. Ekim. Ne yapıyorsun? Ekim ayı tüm zamanların rekorunu kırdı. Eylül de fena geçmedi. Biliyorsunuz Türkiye çok kötü dönemlerden geçiyor. Biz tam tersi bu sene sinema kötü gider diye düşünürken hem sinema hem televizyon reytingleri inanılmaz derecede canlandı. Yani bu Kasım'ın da çok bereketli geçeceğini düşünüyoruz. Ama bize kaç kişi düşer, ne olur, ne biter onu ben bilmiyorum. Yukarıdaki Allah biliyor, ben bilmiyorum. Kahkahaların havada uçuştuğu gecede neler konuşuldu, neler? Mesut Can Tomay'ı sırtımda taşıdığım bir sahne var. Herhalde oyunculuk ve sinema kariyerimde bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Ben de yaşam ben giriyorum oraya. Zorlandığımı hatırlamıyorum. Bir insana bunu nasıl yapabilirim? Zor dakikalarda Allah'a... 110 kilo arkadaş. Şu an zayıflamış, bir 10 kilo gitmiş. Özcan Bey, eski sevgiliniz Buse Narcan'ın sahnelerinin çıkartıldığı iddia edilmişti. Arkadaşlar, özel hayatla ilgili sorular yok. Hiçbir şey sahneden çıkarılmadı. Hiçbir şey çıkarılmadı. Yalan dolan olduğunu söyledik. Konuyu da kapattık. Ve ikinci şans filmi galasından en özel görüntüler sizlerle. Zaten Nurgül Özcan'ın uyumu tartışılmaz. Çok merak ediyorum. Bakalım. Ben bu aralar tatil yapıyorum. Okuduğum projeler var ama daha netleşmiş bir şey yok. Bakalım. Yakışıklı, karizmatik adam. Bütün kadınlar da bayılıyor. Sorun da bu ya, zaten aynı babana benziyor. Ben buna hazır değilim. Burası benim hayalim. Gerizekalı bir çocuk yetiştirmişsin zaten. Ona burada adam olmayı öğretiyorum ben. Kendi oğluna çocuğum demeyen bir adamdan ne bekliyoruz ki? Kesinlikle. O benim artık geçen film galama yetişemedi, gelemedi. Ama ben Özcan'ı her galasında yalnız bırakmamak adına çaba harcıyorum. Neden dolayı? Yok, ne alakası var? Çok sitemle alakası yok. Özcan'ı çok seviyorum. Nurgül'ü çok sevdiğim arkadaşım. Vallahi bugün harika bir film de çıkacağı benziyor. Fragmanlar muhteşem gözüküyor. Filmi de çok merak ediyorum. Geldim. Keyfim yerinde yani. Bu annesi gördü mü? Erdil bugün göremedi çünkü şehir dışında. Bugün ben annemle geldim. Annem de orada bugün saklanıyor. Şimdi böyle ben gelmeyeyim diye çekindi. Ondan sonra bugün annemle geldim. Tiyatroya başlıyorum hayırlısıyla arkadaşlar. Evet, bir ay sonra oyunumuz çıkıyor. Birol Güven'in yazdığı bir tekste oynuyoruz. Sadri Alışık Tiyatrosu'nda. Peki partnerim kim? Hakan Meriçliler. Hakan'la beraber oynuyoruz. Filmi nasıl buldun diye soracağım ama senin filmde müziklerin de varmış abi. Evet. Film muhteşem. Ağlamaktan artık mahvoldum. Hem güldük hem ağladık.
İnanılmaz güzel film. Çok güzel bir aşk filmi. İçerideki Sevap'ın Hazır mı şarkısı benim şarkım, o parti sahnesindeki. Çok duygulandım, çok gurur duydum. Harika bir şey. Hem de benim ilk single'ım biliyorsunuz oyunculuktan sonra. Yeni bir başlangıç benim için. Özcan Deniz'in filminde görmek inanılmaz güzeldi. Harikaydı. Özcan Deniz kendi şarkılarını da kullanıyor. Evet, 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 evet. Muhteşem olmuş film, farkında mısın? Yani Özcan zaten yönetmen olarak, oyuncu olarak harika. Hayranıyım. Bir de içeride kendi şarkımı duyunca böyle tüylerim diken diken oldu. Çok mutluyum. Cevabı. Galaya katılan bir diğer isim Orhan Gencebay'ın yanındayız. Çok sevdik, çok beğendik. Çok sıcacık. Sıcak hem duygusal, hem romantik, hem komedi unsurları çok güçlü ve günümüzde yaşanan espriler hepimizin yaptığı ama burada son derece dengeli bir şekilde verilmiş. Özcan'ı kutluyorum. Seni toplayıp çarptığımda başka bir sonuç çıkmayacak hiçbir zaman. Senden de, oğlumdan da, hayattan da ikinci bir şans istiyorum. Uzun süredir tiyatro sahnelerinden uzak kalan Demet Akbağ hangi tiyatro oyunuyla geri döndü haberimizde. Demet Akbağ Bir Demet Muhabbet tiyatro oyunuyla sahnelere geri döndü. Uzun süredir tiyatro sahnesinden uzak kalan Demet Akbağ'ı ünlü dostları yalnız bırakmamış. İşte Demet Akbağ'ın Bir Demet Muhabbet tiyatro oyunu galasından en özel görüntüler sizlerle. Genç bir konservatuarlı talebe olarak geldi. Bende de biraz insan tanıma kabiliyeti yakalama şeyi vardır. Geldiği ilk gün Yasemin Yalçın ve Demet Akbağ çok önemli oyuncular olacak demiştim. Bununla iftihar ediyorum. Müthiş oynuyordu ikisi de. Bak onca yıl buralara kadar geldiler ve hiç ödün vermediler sanatlarından. En zor şartlarda bile oyunculuğa devam ettiler. Şu gün bile hala tiyatro sahnesine çıkıyor. İş gelsin yapıyor. Bizim içimizdeki aşk öyledir. Zaten ben çok hayranım ve çok seviyorum. Onunla ilgili her şeyi bugüne kadar çok sıkı takip ettiğimi de fark ettim. Fanısınız. Yani ya tabii ki fanıyız, hayranıyız. Bir kere bizim için idol. Ve Türkiye'nin en önemli oyuncularından, en kıymetli oyuncularından biri. Yonca Evcimi'ye mikrofon uzatıyoruz. Hazırlıklı geldim, çok gülmeli. Çok eğleniriz inşallah. Fatih Terim'in yanındayız. Tabii Demet'i özledik tiyatroda, özellikle son zamanlarda. Herhalde tartışması çok yetenekli oyunculardan bir tanesi. Ünlü oyuncu Zuhal Topal da tiyatro severler arasında. Sevgili Demet Akbağ, Devra Serezli, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Deve Kuşu Kabare, onları izleyerek büyüdüm. O video kasetler vardı bizim zamanımızda. Tevellüt eski benim de. Ondan sonra benim için hani başlama sebebim diyebilirim onlar. Dolayısıyla çok özel bir oyuncu. Zaten anlatmaya gerek yok. Ama şu anda da heyecanlıyım. Uzun süredir izleyemedik onu, sahnelerde göremiyorduk. Onun için merakla bekliyorum, izliyorum. Erkan Can da galaya katılan isimler arasındaydı. Benim çok eski arkadaşım Demet bu işlerde, tiyatroda ve sinemada en iyi oyunculardan biridir. Demet Akbağ'ın memnuniyeti yüzünden okunuyor. Şimdi de Demet Akbağ'ın yanına gidiyoruz. Güzel oldu. Çok da mutlu seyirci. Çok sevdiğim, tanıdığım, yakınlarım, dostlarım, yakın arkadaşlarım, ailem, herkes buradaydı. Finalde de çok güzel uğurladılar beni. İlk 30 saniye bir heyecanlıydım da, hatta birkaç dakika. Sonra attığımı söylüyor izleyenler de. Bu stand-up gibi değil aslında. Bu işte yabancıların dedikleri soru cevap hikayesi. Bu birazcık benim geçmişimle, bugüne kadar yaptığım işlerle, Barkovizyon'da gösterilen eski filmlerle, bugüne kadar yaptığım işlerin ve kendi hayatımın ve kendi anılarımın mı anlattığım bir sahne gösterisi oldu. O yüzden de çok stand-up demeyelim buna. Serdar Ortaç eşi Chloe'den boşanıyor iddialarına yurt dışında bir video çekerek yanıt verdi. İşte o video.
Beni hayata küstürdün. Vazgeçmişsin sevgimden. Boşuna mı süründün? Serdar Ortaç ve Chloe çifti boşanıyor mu? Aklıma gelmedi yazık. Bana verdiğin azapla. Muhteşem bir düğünle 2014'te İrlandalı manken Chloe ile dünya evine giren Serdar Ortaç'ın evliliğinin bitme noktasına geldiği iddia edilmişti. Aramızda. MS tedavisi devam eden Serdar Ortaç sağlık durumuyla ilgili son bilgileri de verdi. İşte ünlü sanatçı Serdar Ortaç'ın o açıklamaları. Sağlığım çok iyi, evliliğim çok iyi Allah'a şükür. Yazılanlar için şey yapıyorum. Şuradaki ablalarım Türk. Az sonra onlarla şeyler içeceğiz. Bisikletimi kiraladım gördüğünüz gibi. Bisikletin üzerindeyim. Şimdi buradan göremiyorum. Şeyler almışım. Bir tane şapka aldım kendime. Hanımın yanına gidiyorum. O çekimde. Şimdi onun işi rahatlayana kadar bu sefer koca olarak ben tatil yapıyorum. Ondan sonra yani demek istediğim ayrılmıyoruz. Ayrılırsak zaten söylerim. Yani kimse kimseyi terk etmedi. Hava 27 derece. Kışın ortası yani. Nasıl kışsa. Ben bisikletime binip hanımın oraya gidiyorum. Saygılar sunuyorum. Yani o kadar da matah bir yer değil Miami. Yani matah mı denir? Yok yanlış cümle yani. O kadar da süper bir yer değil yani. Sadece 27 derece. Bir de kimse kimseyle kavga etmiyor burada o kadar. Yani çok az birbirini döven var. Eğer iyi bir şeyse bu burası güzel. Bu yönü güzel. Şimdi de olaylı Altın Kelebek ödül törenine gidiyoruz. Geceden ayrıntılar geliyor ekranlarınıza. Kadir Doğulu hangi sözleriyle eşi Neslihan Atagül'ü mest etti? Yani herkes çok şık, çok güzel olmuş. İnanılmaz ihtişamlı bir gece gibi görünüyor şu an. Teşekkür ederim. Meryem Uzerli güzelliğiyle geceye damgasını vurdu. Yani şu anda kim kazandı biliyorum. Allah'tan biliyorum. Yoksa ne konuşacağım burada? Çünkü bütün gün düşündüm ne konuşacağım. Bu yıl 43.sü düzenlenen Altın Kelebek ödülleri yine olaylı bir geceye ev sahipliği yaptı. Magazin camiasının ünlü güzelleri ve yakışıklıları birer birer katılıyor geceye. İlk olarak Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu görüntülüyoruz. Ünlü çift adeta ışıldıyor. İlk defa katılıyorum Altın Kelebek'e ve ilk defa aday oluyorum. Bundan dolayı da tabii ki çok heyecanlıyım. Bakalım yani herkes çok şık, çok güzel olmuş. İnanılmaz ihtişamlı bir gece gibi görünüyor şu an. Teşekkür ederim. Kadir Bey, siz neler söyleyeceksiniz efendim? Yani her sene üzerine koyarak devam eden bir organizasyon. Sadece organizasyon değil, ödüle layık görülen ya da aday olan yapımlar da her sene biraz daha çıtayı yükseltiyorlar. Her sene o yüzden hem katılanların hem yapımların hem de organizasyon işi zor oluyor. Bu sene en iyisi oldu yine. Seneye daha da iyi olacağını biliyorum. Köklü bir organizasyon. Herkes çok şık, herkes çok yakışıklı. Umarım hak eden bu yarışta istediğini alır. Herkese bol şans diliyorum. Güzelliğiyle göz kamaştıran bir diğer ünlü Meryem Uzerli. Sempatikliği üzerinde. En son ne zaman gelmiştim? 4 yıl önce galiba. 3 yıl önce mi? Bu kadar olmadı. İyi gidi günler. Oldu bir zaman. Evet. Gecenin en gözde çifti Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli birlikte yan yana mutluluk pozları veriyor. Geçen sene de birçok adaylığımız vardı. Evet. Bu sene de Poyraz Karayel'de birçok adaylığımız var. Heyecanlıyız, mutluyuz. Bakalım göreceğiz. Peki çekimler nasıl gidiyor? Hemen ondan da bahsedelim biraz. Gayet iyi gidiyor. Güzel gidiyor. Yolunda her şey. Gecede Demet Akalın fırtına gibi esiyor. Kırmızı iddialı kıyafetiyle adından söz ettiriyor. Valla ben çok heyecanlıyım çünkü sevgili Gülşen'in şarkısını ilk kez söyleyeceğim. Evet. Performans göstereceğiz. Ölmezsek heyecandan. Evet. Ve tabii diğer ödül alan arkadaşlarımızı alkışlamaya geldik. Güzel bir gece olacağından eminim. Albüm çıktı, çıkar çıkmaz da ortalığı yıktı. Sorma bir yani hala. Bir arada Oğuzhan Koç
kalmış herhalde. Bu niye aramıza giriyor? Çekil aradan diye mesaj atıyorum ona sürekli. Ama yani albüm inanılmaz güzel oldu. Çünkü çok fazla yani iki albüme sığacak kadar şarkı vardı. Sizde en çok favori dediğiniz hani bu benim şarkım dediğiniz? Yok, hepsini çok seviyorum tabii ki ama ilk alınan şarkı Altın Kafes'ti. Onun üstüne tabii bir sene geçti. Tabii siz yeni dinliyorsunuz ama benim için tabii bir sene eskidi. Tabii ki son şarkı, yani ben her zaman şimdi bile gelirken Gülşen'le mesajlaşıyordum. Nasıl diyeyim yani, rakip diye gösterildiğimiz bir mecrada onun kalkıp bana bu kadar büyük bir şarkıyı vermesi... Bilmiyorum, ağlayabilirim. İşte Altın Kelebek Ödül Töreni'nden çok özel görüntüler sizlerle. Ve o benim çok sevdiğim, 13 yaşından beri tanıdığım harika bir yorumcu. Sibel Can. Arabesk albümüyle en iyi fantezi müzik kadın solist Sibel Can. En iyi fantezi ve halk müziği erkek solist. Gerçekten harika bir yorumcu, harika bir ses. Serkan Kaya. İşte yılın en iyi fantezi müzik erkek solisti Serkan Kaya. 20 yıllara ulaşmak pek öyle kolay bir şey değil. Benim 23 yılım bitti. İnşallah nice nice yıllarda bu ödülleri almasını dilerim. Bu güzel kalpli kadının gerçekten çok güzel şarkı kokluyor. Kocaman alkış istiyorum onun için. Kelebek jürisi 50 yıla yakın zamandır sahnelerde olan MFÖ'yü yaşam boyu başarı ödülüne layık gördü. Eğer müsaade ederlerse ödülü de ben takdim edeceğim. En iyi Türk pop müziği erkek. Murat Boz. En iyi müzik grubu Gripin. Tebrikler Gripin'e. Bu yılı da boş geçmediler. Beni boş yere yorma dersek anlayacaksınız. Yılın en iyi müzik grubu Gripin. En iyi kadın haber sunucu Nazlı Çelik. Bu ödülü kaç kez aldığını saymayı bırakmış olabilir. İşini ciddiyetle yapıyor. Sadece haber sunmuyor, haber merkezinde bizzat çalışıyor. En iyi kadın sunucunun ödülünü vereceğiz. İşte Müge Anlı. En iyi komedi dizisi kadın oyuncu Elçin Sangu. Geldi buraya. En iyi komedi dizisi erkek oyuncu Barış. Barış. Türkiye'ye Barış. Güzel senaryosunu yazdı. Dünyadaki rolüyle dikkat çekti. En iyi dizi çifti Furkan Andıç, Leyla Lidya Tuğutlu. Birinci bölümden itibaren bizi destekleyen, bütün seyircilerimizi destekleyen, arkamızda duran Tatlı İntikam ailesine çok teşekkür ederiz gerçekten. Evet, çok teşekkürler. Bu yıl bu büyük ödülü başka bir arkadaşım kazandı. Onunla tebrik ediyorum. Ve şimdi ödülünü almak üzere sahneye Beren Gökyıldız'ı davet ediyorum. Bu ödülü bana layık gördüğünüz için teşekkür ederim. En iyi erkek oyuncu İlker Kaleli. En iyi erkek oyuncu ödülünü kucaklayan İlker Kaleli. Namı diğer Poyraz. Dizilerde öylesine yetenekli genç oyuncularımız var ki Burçin Terzioğlu. Azar karakteriyle herkesi kendine hayran bıraktı. En iyi dizi Diriliş Ertuğrul. Altın Kelebek en iyi dizi kategorisinde birinciliği gözleyen dizi Diriliş Ertuğrul. Yılın şarkısı bence de çok hak eden birisine gidiyor. Harika bir şarkı oldu. Bağdat şarkısı Ayla Çelik. Bu kadar sevdiğim, bu kadar yanımda olan, elini gerçekten hep omuzumda hissettiğim dostumun elinden bu hediyeyi alıyor oluşum gerçekten çok kıymetli. Bu ödülü annem Müzeyyen Senar'ın yüreğiyle kendisine takdim ediyorum. Ahde Vefa Tarkan. Ya lale açmalıdır gözümüzde. Neden beni bırakıp
terk edip gittiğini. Hayatın İçinden programının bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta gündem yaratacak haberler ve çok özel röportajlarla her hafta olduğu gibi tekrar sizlerin huzurunda olacağız. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle şimdilik hoşça kalın.